Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzun, yatırım kararı verilmesi, beklentilerinizi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Merhabalar, bugün 23 Ağustos Çarşamba. Biraz önce uyarıyı duydunuz. Bu programın amacı sadece strateji planı nasıl oluşturulur, borsada nasıl bakış açısıyla işlemler yapabiliriz, sadece bir örnek çalışma olacaktır. Ve borsa olduğu için de özellikle Forex'te dediğim gibi al sat demeyeceğim, sadece kanalları söyleyeceğim ve akımları yorumlamaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Her zaman olduğu gibi videoya geçmeden önce bir uyarım olacak. Arkadaşlar Eylül 15 ile birlikte %20 fiyat güncellemesi, olacak. Ders almak isteyen ve yazılım paketlerini almak isteyen arkadaşlarıma özellikle duyurulur. Ayrıntılı bilgi videonun açıklama kısmında. Borsa'da yorumlama yaparken ilk başta bakacağımız şeyin bence BIST 100 endeksi olması gerekir. Çünkü ortalama BIST 100 endeksi çıkış akımı içerisinde ise o zaman böyle 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık hisseler alıp bekletilebilir. Ben borsada day trade değil de daha çok böyle 1 aylık, 2 aylık bekletip o akımın hepsinin yakalanması tarafındayım. Ya Forex'te kanal hareketleri çok güzel görülüyor, çok güzel alınıyor ama burada biraz böyle o çıkış akımı başlamış. Çıkış akımı varsa büyük ihtimalle 6 ay boyunca devam edecektir. Düşüş akımı başladıysa büyük ihtimalle 6 ay boyunca devam edecektir. Yani Forex'te olduğu gibi sürekli zikzaklı hareketler, kanal hareketleri yok. Burada akım 3 ay, 6 ay, 9 ay devam ediyor. E böyle bir durumda BIST 100 endeksi okey diyorsa, eğer ben tepelere doğru gidiyorum diyorsa aşağıdan güzel primlenmemiş hisseleri alır beklerim. Forex'teki kazançlarımı burada daha risksiz olarak kazandırmaya devam ederim. Öyleyse şöyle bir Gantt high'ına bakalım arkadaşlar. Gantt high'ı neler söylüyor bize? Şimdi ekrana baktığımızda 11 Ağustos 7765 direnç. Aynı bölge 16 Ağustos direnç. Aynı bölge 22 Ağustos direnç hatta bugün de böyle ufak ufak aşağıya doğru gelmeye başlıyor 7737 bölgesi. Şimdi demek ki burada bir yavaşlama var. Böyle bir durumda böyle artık yeni tırımlar yapmayı biraz daha çekinirim. Çünkü duraksamış ve BIST 100'ün duraksaması ya da bir birim geri çekilmesi alttaki hisselerde 5 birim, 6 birim, 8 birim aşağı doğru hareketi getirir. Çok böyle sağlam hisselerde, yavaş hareket eden hisselerde BIST 100 ile aynı orantıda hareket eder ama şimdi bir tane örnek göstereceğim. Mesela bir sonraki Antram hissede burada duraksamasına rağmen çok hızlıca aşağı düşmüş. O yüzden bir hafta, iki hafta aynı bölge içerisinde duraksıyorsa örnekte olduğu gibi BIST endeksi artık yavaş yavaş çekinirim ve yeni işlemlerden uzak durur, karlarımı toparlamaya başlarım. Peki ikinci hissemiz Hektaş. Arkadaşlar Hektaş geçen aylarda çok primlendi. Güzel çıkış akımı yakaladık. Ama şu anda endeksin duraksaması ile birlikte Aynı yerde dursa da endeks yavaşlasa da daralsa da hektaş olanca hızıyla aşağı düşmeye devam ediyor. Hadi gelin gan tayfıyla bir inceleyelim. 1 Ağustos. 1 Ağustos'ta 31.11 seviyelerindeyken ve Endeks sürekli 7700'lerdeyken hektaş 26.23'lere kadar sürüklenmiş. Demek ki endeks yavaşlarken bizim bu şekilde yavaş hisselerde hızlı hisselerde daha dikkatli olmamız, bunları ayırt etmemiz gerekir. Peki bundan sonraki seviyesi ne olabilir? Nereye kadar düşebilir? Nereden çıkış akımını yakalayabilir? Bunu Hayyan Box'ın üçgen tabanında göstermek istiyorum. Şimdi haftalığa alalım. Ayan box'a bastırıyorum. Şurayı göstermeye çalışacağım. Üçgen içerisinde. Hani biz elimizde üçgenler, görseller yapmaya çalışıyoruz ya. Burada Ayan'ın permütasyon formülüyle birlikte bu üçgen tabanını daha rahat ölçmeye çalışıyoruz. Şimdi üçgen tabanına aşağı iner inmez şu bölge hızlıca aşağı düşmüş. Ve en son gelebileceği yer, en son gelebileceği yer buranın üzerinde çıkış akımı başlarsa 26.77'nin üzerinde böyle bir haftalık mum yeşil olursa çıkış akımını bize gösterirse o zaman tamam artık taban oluşturdu çıkış akımının başlıyor olabileceğini düşünürüz. Nerede emin olurum? Şu bölge arkadaşlar. 28.02 üçgen tabanın içerisine girdiğinde o zaman burası tamam çıkış akımı başladı diyebilirim. Aslında baktığımızda grafikte çok büyük bir yer gibi görünse de sadece 2 TL'lik bir fark var. Güvenli yatırımcı güvenli olsun. Çok risk almak istemiyorum diyen arkadaşım 28.60'lardan taban tamamen belli olduktan sonra yakından takip edebilir ama ya ben riskli işlemler, atraksiyonlu işlemler severim diyen arkadaşım ise 26.14'ün dönüşünden sıkı takip yapabilir gibi böyle yatırımcı tipinden tipine değişebilecek varyasyonda hesaplamalar bakabiliyoruz. Peki bir sonraki grafiğe geçelim. Şimdi Sasa'da bir kanal göstereceğim, o kanal çok önemli, ince bir kanal bence çıkış akımını gösterecek önemli bölge burası olacaktır. O yüzden anlatacağım bu kanala dikkatlice bakalım. Gun Typhoon'a tıkladığımda aşağıda şöyle ince bir kanal var, şurayla burayı bir açıyorum sarı yapalım. Şimdi bu sarıyı neden, bu bölgeyi neden Gantayfa hesaplamış? Şöyle bir ufaktan, ufaktan 4 saatlikte baktığımda bu bölge 22 Haziran'da destek tepkisi olmuş. 22 Haziran 2023'e destek tepkisi olduktan sonra bir daha buraya uğramamış ta ki şimdiye kadar yani Ağustos ayına kadar ve Ağustos ayı boyunca da burada duraksamış. Hani ben 3 ay 6 ay 1 yıl boyunca yatırım düşünüyorum diyen arkadaşım için primlenmemiş aşağılarda kalmış bir hisse olabilir. Akım olarak teknik olarak konuşursak 53.28'in üstünde kapattığında bir sonraki direnç bölgesi ya da çıkış akımının bir sonraki duraksayacağı bölge 58.49 olabilir arkadaşlar. Bu kanal zaten şöyle geçmişindeki tüm hareket varyasyonunu gösteriyor. 63'lere kadar çıkıp daha sonrasında 53'lere kadar gelmiş. Tekrarlar büyük ihtimalle tekrarlayacağı zamanda en doğru zamanda en doğru anda burada olmak gerekir. Bir diğer hissemiz ERE ile şimdi endeks duraksadı. Endeks duraksamasına rağmen çıkan hisseler olur mu? Tabi olur. Her şeyi tek olasılığa ya da tek varyasyona indirgemek bence piyasada çok sığ düşünmek demektir. Hemen grafiğe bakalım. Arkadaşlar endeks 15 Ağustos civarında duraksamasına rağmen Ereğli 41 seviyelerinden 45-46 seviyelerine kadar çıkış akımını devam ettirdi. O zaman endeks duraksıyorsa tüm hisseler duraksamaz hatta düşüş akımı içerisinde olmaz demektir bu. Peki teknik seviyelerine bakalım. Şimdi 45'i daha önce gördüğü yer. Şimdi normalde forex olsa şöyle derim arkadaşlar derim. 44 önemli yer. Burada direnç tepkisi gelir. Buradan yakın takip satabiliriz derim. Ama burası borsa. Bu şekilde bakmayız. Tamam daha önce 23 Şubat 2023 seviyesindeki yeri görse de şu anda hiç pas vermeden, hiç duraksamadan 45 seviyesine kadar çıktı. Şimdi teknik olarak biz buraya ne deriz? Destek. Çünkü daha önceki seviyenin de 6-7 ay önceki seviyenin de üstünde kaldı. Ne zaman direnç olur? Ola ki 44.03 hadi biraz daha aşağılara geldik. 43.90'lar altında kapatırsa o zaman buradaki direnç 1 Aralık 2022. Hep o seviyelerde kalmış, 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 kalmış ve daha sonrasında 44 seviyesi artık aşılmış. Bunun üstünde kalırsa çıkış akımı hızlanır. 47'ler 50'lere doğru tekrar çıkış akımı olanca hızıyla devam eder. Daha önce spy kattı, mum koyduğu yer. Bir sonraki hissemiz tüpraş. Şimdi arkadaşlar buraya kadar şunu fark ettik mi? 2 tane düşen ise tüpraşla birlikte endeks aynı yerinde saysa da iki tane çıkan hisseyi Yorumlamış olacağız. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Her hisseyi kendi içinde görmek daha önemli. Tamam, endeks bir anda dursun, yüzde yirmi kararımızı etkilesin. Ama bence bu varsayımla, bu grafikteki bugünkü anlatımla çıkaracağımız sonuç yüzde Her hisseyi kendi içerisinde değerlendirmek. O zaman tüpraşa bakalım. Şimdi günlükte baktığımda. 177-179 seviyelerinde bir direnç tepkisi var. Daha 2 gün önce yani 22 Ağustos'ta gerçekleşmiş. 24 Ağustos'ta hadi biraz şöyle 4 saatliğe gelin daha yakından bakalım. 169 seviyesini geçememiş. Burası 169 seviyesi önemli barem olabilir. Şöyle geçmişine bakalım. Geçmişine baktığımda 169'lar burada. Çok yavaş duraksadıktan sonra çıkış akımı başlamış. O yüzden 169'larda tekrar duraksayabilir. 169 bölgesi aklımızda kalsın. Tüpraş için çıkış akımının yavaşlayacağı bölge olabilir. Şöyle 4 saatliğe doğru inelim. Geçmişini kanalı okuduk. Yukarıdaki turkaz, aşağıdaki turkaz çizgi 105 seviyeleri. 105 seviyeleri ne kadar geri çekilip buradan destek tepkisi alırsa çıkış akımı daha kuvvetli olabilir. Çünkü yakın geçmişteki destek tepkisi retest yani denemiş olur. Denedikten sonra daha hızlı çıkış akımı başlar. 105 bölgesi de şimdi arkadaşlar şunu da altını çizmek istiyorum. Fark ettiniz mi hiç saatliğe inmedim. 4 saatlikte günlükte baktım. Endeks ile hareketinin aynı olup olmadığına ve geçmiş kanallarına daha çok günlükte baktım. Borsa bence biraz daha böyle olması gerekir. Saatliğe inmeye gerek yok. Tamam yine Day trade olarak borsada saatlikte işlem yapabiliriz ama 4 saatlikteki performansı çok daha önemli nereye gidebileceğini görmek için. Çünkü borsada hareketler girişte de söylediğim gibi doğrusal. Yani çıktığı zaman çıkış akımı devam ediyor. Düştüğü zaman düşüş akımı devam ediyor. En doğru zamanda yere girip işleme girip doğru zaman periyodunda beklemek gerekir. Forex'te olduğu gibi analitik düşünmek, oyun planları kurmak, day trade içerisinde seans mumlarına bakmak gerekmez. Bir analiz videosunun daha sonuna geldik. Arkadaşlar borsa yayınlarını seviyor musunuz? İstediğiniz hisseler var mı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Çok fazla tekrar alan hisseleri gelecek hafta içerisinde değerlendireceğim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videolardan anlık haberdar olmak için çanı tıklarsanız ben videoyu yüklediğimde anlık haberdar olursunuz. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. TikTok, Instagram, Twitter. Son zamanlarda ufak bilgi paylaşımları, reelsler eklemeye başladım. Orada da takipte olalım. Peki bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.